Meydanlarda vatandaşımıza verdiğimiz sözleri, ekonomimizin şartlarını zorlama pahasına tutmaya devam ediyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen kabine toplantısının ardından millete sesleniş konuşmasını gerçekleştirdi. Erdoğan, yeni kredi ve burs rakamlarını açıkladı. Emeklilere yapılacak 5.000 lira tutarındaki bir defaya mahsus ödeme ile ilgili sürecin tamamlanmak üzere olduğunu belirtti ve deprem bölgesindeki KOBİ'lere yeni kredi paketi açıkladı. Göreve geldiğimizde yüksek öğrenim öğrencilerimizin kredi burs miktarı neydi? 45 liracıktı. Biz bu rakamı 27 kat artışla 2023 yılı itibariyle lisansta 1250 liraya, yüksek lisansta 2500 liraya, doktorada 3700 liraya çıkardık. Ayrıca kredi almış öğrencilerimizin geri ödemelerindeki tefe tüfe oranlı güncellemeleri silerek yalnızca ana paranın ödemesini temin ettik. Bu şekilde 3,3 milyon öğrencimizin toplam 27 milyar liralık borcunu silmiş olduk. Şartları taşıyan öğrencilerimizin burs, başvuran her öğrencimizin de kredi imkanından faydalanmasını sağlıyoruz. Aynı şekilde tek bir öğrencimizi dahi açıkta bırakmamak için yurtlarımızın sayısını ve yatak kapasitesini artırdık. Bu sene 950 bini aşkın gencimize yurtlarımızda barınma imkanı sunuyoruz. Şimdi de Gençlik ve Spor Bakanlığımızdan kredi veya burs alan 1 milyon 600 bin öğrencimize önümüzdeki yıl ödeyeceğimiz rakamları açıklıyorum. Evet, 2024 yılı kredi burs rakamını lisans öğrencileri için 1250 liradan 2000 liraya, yüksek lisans öğrencileri için 2500 liradan 4000 liraya, doktora öğrencileri için 3750 liradan 6000 liraya çıkartıyoruz. Yeni kredi ve burs miktarlarının tüm öğrencilerimize hayırlı olmasını diliyorum. Aziz milletim, emeklilerimize yapacağımız 5000 lira tutarındaki bir defaya mahsus ödeme ile ilgili süreç tamamlanmak üzere. Meclisimizin onayını aldık. Açıkladığımız çerçevede emeklilerimize ödemelerini önümüzdeki haftalarda gerçekleştireceğiz. Elbette ne yaparsak yapalım, depremzedelerimizi ihmal etmiyoruz. Afetten zarar gören 11 ilimizde 200 bin konutun inşası hızla devam ediyor. Yapımı biten konutları yakında etap etap teslim etmeye başlıyoruz. Sene sonuna kadar 41 bin konut ve 5 bin köy evinin teslimini planlıyoruz. Diğer konut ve köy evlerimiz de tamamlandıkça teslimatlarını peyderpey yapacağız. Yerinde dönüşüm projemizle ilgili kredi ve hibe tutarlarını güncellemiştik. Şimdiye kadar 235 bin kardeşimizin başvurduğu bu projemizi de süratle hayata geçiriyoruz. Deprem bölgesindeki KOBİ'lerimize yönelik KOSGEB vasıtasıyla yeni bir kredi paketini devreye alıyoruz. Dünya Bankası ile işbirliği halinde işletme başına 200 bin lira ile 750 bin lira arasında faizsiz kredi sağlayacağız. Ayrıca son aylarda başımızı en çok ağrıtan hayat pahalılığı ve enflasyon meselesinde de gerekli tedbirleri alıyoruz. Hiçbir ekonomik temeli olmayan bahanelerle milletin aşına ve ekmeğine kan doğrayan fırsatçılara kesinlikle
göz açtırmayacağız. Balıkesir Milletvekili Serkan Sarı. Cumhuriyet Halk Partisi Balıkesir Milletvekili Serkan Sarı, Balıkesir-Kütahya demiryolu hattında çalışan Kütahya Posta Treni'nin uzun zamandır yarattığı mağduriyeti Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda dile getirdi. CHP'li Serkan Sarı, Kütahya Posta Treni Dursun Bey Dada mahallemizdeki istasyonda artık duramadığından Dada, Akçagüney, Naipler, Sarnıç ve çevredeki mahallelerdeki vatandaşlarımız isyan ediyor dedi. Sayın Başkan, 1856 yılında başlayan Türk demiryolu tarihi 100 yıllık cumhuriyetimizin ilk yıllarında demiryolu sevdasıyla Anadolu'nun dört bir yanını sarmış, Balıkesir-Kütahya demiryolu da bu sevda ile inşa edilerek 1932 yılından bu yana halkımıza hizmet vermiştir. Son yıllarda başlayan uygulamalar nedeniyle Balıkesir-Kütahya posta trenini kullanan vatandaşlarımız mağdur olmaktadır. Çünkü sabah 6.45'te Balıkesir'den kalkan Kütahya posta treni Dursun Bey Dada mahallemizdeki istasyonunda artık duramadığından Dada, Akçaküney, Naipler, Sarnıç ve çevredeki mahallelerdeki vatandaşlarımız isyan ediyor. Vatandaşlarımız şehirde ve köylerde yaşayan aile fertleriyle, evlatlarıyla, akraba ve dostlarıyla olan bağlarını yitiriyor. Diğer ulaşım maliyetlerinin çok yüksek olması ve yaşadıkları yerlere ters düşmesi nedeniyle arazilerine ekip dikemiyorlar. Bu hayat pahalılığında Kütahya posta treninin eskiden olduğu gibi Dada istasyonunda durmasını isteyen vatandaşlarımızın bu sorununun derhal çözülmelidir. Kendisine yönelik şantaj ve tehdit iddialarının ardından Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa eden eski Denizli Milletvekili Teoman Sancar, hafta sonu yapılacak CHP kurultayı öncesinde açıklamalarda bulundu. Değişim sloganıyla yola çıkan Özgür Özel'e destek verdiğini açıkladı. Hepinizin bildiği gibi Cumhuriyet Halk Partisi Denizli Milletvekilliği görevimi yürütürken bundan yaklaşık 3 sene önce tarafıma yapılan pis bir kumpas, şantaj ve tehdit ile Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa baskısı ile karşı karşıya kalarak yüreğimin bir parçası gördüğüm partimden istifa etmek zorunda kaldım. Ama tabii ki hiçbir güç Cumhuriyet Halk Partililiğimi, vatanseverliğimi, Atatürkçülüğümü yüreğimden söküp atamaz. Bugünkü gündeme gelirsek, bugün hafta sonu yapılacak kurultayla ilgili birkaç haftadır değişim rüzgarları estirerek gerek Cumhuriyet Halk Partisi içinde, gerekse ülke genelinde büyük bir heyecan yaratan, adeta kongrelerde bulamadığımız coşkuyu, kalabalığı toplantılarında sağlayarak tekrar Cumhuriyet Halk Partililere ve inananlara heyecan getiren değerli milletvekili arkadaşım, Sayın Grup Başkan Vekilimiz, Grup Başkanımız Özgür Özel'e her döneminde milletin sesi olduğu gibi bugün de çıktığı bu görevde başarılar diliyorum. Yenilikçilik ve değişimcilik sosyal demokratların her zaman ana ilkesi olmuştur. Ve değerli kurultay delegelerimizin de bu dönemde Sayın Özgür Özel'in değişim rüzgarlarına ses vererek destek olmalarını canı gönülden rica ediyorum. Kemal Kılıçdaroğlu'nun ben koltuğumu parti ilkelerine bağlı geçmişi temiz birine devredeceğim beyanına da tepki gösteren Sancar açıklamasına şöyle devam etti. Son dönemlerde büyük kan kaybeden Cumhuriyet Halk Partisi'nde değişim aslında artık zorunludur. Değişim istemek Sosyal Demokrat Parti'de son derece doğal, son derece yasal bir durumdur. Yani bu bir seçim kavgası değil. Bu bir adaylık yarışıdır. Bunda da bir taraf olmak da önemlidir. Bir dönem daha yerimde kalayım diye 14 sene sonra tüzük değişikliği yapacağız. Tüzük kurultayı yapacağız. Bu tüzük antidemokratik tüzüktür diyerek yapılan söylemleri yine ben koltuğumu parti ilkelerine bağlı geçmişi temiz olan birine bırakacağım demek maalesef delegelere ve Cumhuriyet sevdalılarına yapılan çok büyük bir yanlış vaat. Çok büyük bir zafiyettir. Aslında tüzükte yazanlar değil, tüzüğü uygulayamayanlar antidemokratiktir. Sayın Kılıçdaroğlu 2010 yılından bu yana Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanlığı görevini yerine getirmiş. Tabii ki partisinin iktidara gelmesi için büyük çaba harcamış ve geçmişinde de asla akçeli işlerin içinde yer almamış sevdiğimiz bir liderimizdir. Kendisine de yürekten inanmıştık ve hep de inandık, yanında olduk. Mesela İktidara taşıyabilmiş olsaydı ne olurdu diye kendisi söyledi. Tabii ki iktidara taşımış olsaydı sosyal demokratlara, özgürlükçülere, çağdaşlara, uygarlığa da destek olacaktı. Ülkedeki daralan ekonomik sorunların çözümü için tabii ki büyük adımlar atacaktı. Ama 14 yıldan bu yana bu maalesef olmadı. Bir şeyler olmuyorsa zorlamanın da gereği yoktur arkadaşlar. Ama Denizli'miz özelinde söyleyeyim. Denizli'miz Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı olarak Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçildiği günden bu yana hep yanında olmuştur.
Ekmelettin İhsanoğlu'nu Cumhurbaşkanı adayı yapmıştır. Örgütümüz yanında olmuştur. Mehmet Bekaroğlu'nu cinsiyet kotasından milletvekili yapmıştır Cumhuriyet Halk Partisi'nde. Örgütümüz yanında olmuştur. Denizli Büyükşehir Belediyesi'ni Cumhuriyet Halk Partisi'nin alacağını %100 tüm Denizli biliyorken son dakika Cumhuriyet Halk Partisi'nden alıp İyi Parti'ye vermiştir ve Denizli Belediyesi kaybedilmiştir. Denizli örgütü yine de yanında olmuştur. Ve her dönem gelen seçimlerde ilimize bir kontenjan getirerek Denizlili olmayan, Denizli'den olmayan kişilerin Denizli'mizden milletvekili seçilmesini sağlamıştır. En sonunda da 39 milletvekilini partimizden kazanacağımız yerlerdeki milletvekillerini başka partilere vererek Cumhuriyet Halk Partisi'nin 146 vekille çıktığı meclisten 130 milletvekille girmesini ne sebebiyet vermiştir. Şimdi böyle baktığımız zaman artık o vefalı örgütler değişim istemektedir. Yenilik istemektedir. Ve Sayın Genel Başkanımızın da parti başkanlığını artık gençlere devretme dönemi gelmiştir arkadaşlar. Bugün parti meclisinde seçilememiş, MYK'ya girememiş bir kişi genel merkezde genel başkan yardımcısı iken bunun sonucunda yerine MYK üyesi atanması gerekirken, daha doğrusu MYK üyesinin seçilmesi ve görevine başlaması gerekirken aynı makamın kapısında genel başkan yardımcısı unvanı sökülüp aynı unvandan sorumlu genel başkan baş danışmanı yazmaktadır. Ve bu ibare çok fazladır. Yine kurultaya girerken Sayın Özgür Özel de söylediği gibi Cumhuriyet Halk Partisi'nin ikinci makamı dediğimiz Sayın Genel Başkan'dan sonra gelen örgütlerin başkanı olarak adlandırdığımız örgütlerden sorumlu genel başkan yardımcısı makamı da şu anda seçilmiş bir MYK üyesi değil, seçilmiş bir parti meclis üyesi değil, atanmış bir danışman oturmaktadır. Bu resmen tüzük ve hukuk ihlalidir. Şimdi ben de size soruyorum, tüzük kurultayı, bu tüzüğün ne suçu var arkadaşlar? Bu tüzüğün 86 maddesinin bir tanesinde danışman ibaresi geçmemektedir. Maalesef danışmanların sayısı o kadar fazla artmış ki artık ulusal medyalarda, akşam oturumlarda Cumhuriyet Halk Partisi'nin kongreleri değil, kurultayları değil, danışmanların sayısı, hatta bir tanesinin Atatürk aleyhinde, Atatürk düşmanlığı ile ilgili tweetlerini gördük biliyorsunuz. Ve Sayın Genel Başkanımız onu danışman olarak atadığı günü hatırlamadığını beyan ettiler. Bu hanımefendi bile Cumhuriyet Halk Partisi'nde, yani Atatürk'ün evinde Atatürk'e hakaret ederek danışmanlık unvanını almış bir durumdur. Bu çok üzücü bir durumdur. Bu çok üzücüdür. Bu üzücünün yanında da işte yenilikçilikle kastettiğimiz mesele de budur arkadaşlar. Denizli Büyükşehir Belediyesi Cumhuriyet'in 100. yılı kutlamaları kapsamında gerçekleştirdiği etkinlik ve programlarına bir yenisini daha ekledi. Bu kapsamda Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu tarafından Anadolu'nun Türk vatanı olmasını canı pahasına savunan Anadolu Selçuklu Devleti'nin kurucusu 1. Kılıç Arslan'ın hayatının anlatıldığı Kılıç Arslan adlı oyunu sahneledi. Büyükşehir Belediyesi Nihat Zeybekçi Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki programa Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan ve eşi Berrin Zolan ile birlikte davetliler ve çok sayıda vatandaş katıldı. İskender Pala'nın kaleme alıp Aydın Sigala'nın yönetmenliğini yaptığı oyun iki perde olarak sahnelendi. Işık, kostüm ve dekoruyla görsel bir şölene dönüşen eserde Anadolu'nun Türk vatanı olmasını canı pahasına savunan, ömrünü Bizans ve Haçlı orduları ile mücadele ile geçiren Sultan Kılıç Arslan'ın kahramanlıklarla dolu hayatı bir bilgisayar oyunundan yola çıkılarak anlatılıyor. Büyük beğeniyle izlenen oyunun sonunda izleyiciler oyuncuların performansını ayakta alkışladı. Oyunun sonunda sahneye davet edilen Başkan Osman Zolan sanatçılara çiçek vererek emekleri için teşekkür etti.
Denizli Büyükşehir Belediyesi'nin Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında düzenleyeceği Denizli 10. Uluslararası Ege Aşıklar Bayramı 2 ila 3 Kasım tarihlerinde gerçekleştirilecek. Denizli Büyükşehir Belediyesi'nin ilkini 2011 yılında düzenlediği Aşıklar Bayramı'na bu yıl 4'ü Türk dünyasından olmak üzere Türkiye'nin farklı illerinden toplamda 20 aşık katılacak. Büyükşehir Belediyesi Nihat Zeybekçi Kongre ve Kültür Merkezi Fatma Yıldız Salonu'nda yapılacak Denizli 10. Uluslararası Ege Aşıklar Bayramı 2 Kasım Perşembe ve 3 Kasım Cuma günleri saat 20'de başlayacak. Gönülü her insanın sarayı mıdır? Ozanın her sözü de onaylıdır. Hey halkım alkış verin. Dededen son doğru düzgün konuşmak kolaydır. 5000 yıllık Türk geleneğinin yaşatılacağı Aşıklar Bayramı'nda Ozan Nihat, Nuri Şahinoğlu, Serdar Can, Yaşar Demiroğlu, Hüsrani, Behram Aktemur, Yakup Temeli, Ali Rıza Ezgi, Halil Daylak, Muhsin Yaralı, Selahattin Kazanoğlu, Öksüz Ozan, Pirşani, Obalı, Yüksel Yıldızoğlu, Mihriban Arslan, Galira Kasim Kulova, Bekaris Nuriman, Melike Aldamjorova ve Peri Hasunova sahne alacak. Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan bu yıl 10.sunu düzenleyecekleri Denizli Uluslararası Ege Aşıklar Bayramı'na tüm hemşerilerini davet etti. Kayseri'de vizyoner projeleri ve ulaşım hizmetlerini yenilikçi ve etkin bir şekilde sürdüren Kayseri Büyükşehir Belediyesi, kenti demir ağlarla ördüğü bir çalışmayı daha tamamladı. Kayseri Kent İçi Raylı Taşıma Sistemi 5. etap Talas Mevlana Mahallesi, Cumhuriyet Meydanı hattının 9,7 kilometre hat güzergahında 9 adet yeni yolcu istasyonu ile Kayserililere hizmet verecek. Ben buraya şehir dışından geliyorum, üniversite öğrencisiyim. Kendi şehrime giderken otogara gitmek için özellikle tramvayı çok kullandım. Rahat yani ulaşım konusunda gerçekten şehir için önemli bir ulaşım aracı açıkçası. Ben bu hizmetten memnunum. Gerçekten hoşuma da gidiyor bu tramvay hizmeti. Şehrimize hayırlı olsun. Ben Kadir Burhanettin'de okuyorum çarşıda. Gidiş geliş açısından uzun bir süreç oluyor. 40-50 dakika arası olduğu için tramvay 20-25 dakikaya düşürüldü geliş açısından. Mesela nasıl diyeyim, bir ortak noktaya binildiği için otobüs durakları fazla uzak olduğu için araları. Tramvay bir ortak noktadan binildi. Çok güzel oldu. Ben geçen senelerde demiştim zaten başkanımıza. O da yaptı, çok sağ olsun. Toplam 17 istasyonlu Talas Mevlana Mahallesi Cumhuriyet Meydanı Raylı Sistem Hattı T4'ün Anafartalar Şehir Hastanesi ve Talas Mevlana Mahallesi Cumhuriyet Meydanı Raylı Sistem Hatlarının tamamlanması ile birlikte kentin doğu-batı yönü yaklaşık 35 kilometre uzunluğunda hizmet veren Raylı Sistem uzunluğu 46 kilometreye ulaştı. Yeni tramvay hatlarının hizmete girmesi ve mevcut hizmet veren 69 adet tramvay sayısının yeni tramvaylarla 80'e çıkartılması ile 200 bin civarında yolcu taşıma kapasitesine ulaştı. Ben memnunum çünkü biz otobüsle gece dershanem 7-8'de bitiyor. Otobüs çok karabak oluyor. Bazen almıyor. Çok sıkıntı çekiyorduk. Eve geç geliyorduk. Yani tramvay biraz daha rahat oldu. Evimize yakın. Otobüs durağı da yakındı ama işte otobüsle yol sıkıntısı. Bazı olaylar oluyordu. İşte trafikte oldu olaylar. Bizim de şeyimiz canımız sıkılıyordu. Ne milletin ter kokusu var, ne bir şey var tramvayda. Sıkışıklık yok. Ayakta bekleme yok. Bizim için, öğrenciler için daha fazla memnun olduk yani biz konuda. Tramvayımız biraz geç açıldı ama geç olmasın, güç olmasın hocam. Geç olsun, güç olmasın. Öncelikle Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür ederiz ve çok güzel oldu, çok memnunuz. Çünkü halk otobüslerden mağdur oluyordu. Burada emeği geçen ve tüm emekleri olan kişilere teşekkür ederiz. Kayseri'nin genişleyen ve gelişen raylı sistem ağı ile vatandaşlar şehrin önemli noktalarına güvenli ve konforlu ulaşım imkanına kavuştu. G20
Giresun Merkez Akçalı Köyü, eski adıyla Akyoma Köyü'nde köy okullarının kapanması sonucu köylüler, atıl durumda kalan Merkez Akçalı İlköğretim Okulu'nu kendi imkanlarıyla yeniden restore ederek müze haline getirdi. World Türk ekibi müzeye çevrilen Merkez Akçalı İlköğretim Okulu'nu ziyaret etti. İyi günler sevgili izleyiciler. Bugün Giresun Merkez Akçalı Köyü'nde sizlerle birlikte oluyoruz. Eski adıyla Akyoma olan, tarihçesi çok eski olan, resmi kaynaklara göre 1400'lü yıllarda kurulduğu söylenen köyümüzdeyiz. Evet, okuldan içeri giriyoruz. Şimdi okulda olduk diyorum. Daha önce birçok bizim bizim akraba ve rahmetli annemin de bu kapıdan içeri girdiğini düşünerek biraz da duygusal anlarla düşünüyorum. Evet, burada hayatta en hakiki mürşit ilimdir Mustafa Kemal Atatürk. Rahmet ve saygıyla anıyoruz tekrar. Cumhuriyetin ışığı yönlükleri vakit atan harika bir şekilde aydınlanmış eğitime çok önem vermiş. Birçok insanlar yetiştirmiş. Gördüğünüz gibi henüz tabii ki sınıfımızda sıralarımız yok, masamız yok. Biz buranın tabii ki bir anıt gibi kalmasından yana değil, aktif olmasından yanayız. Köylerimize yeniden göçleri almak arzusundayız. Çünkü konuşlandık büyük şehirlere, nefes alamaz hale geldik. Köylerimiz harika. Bu eğitim sistemiyle gerçekleşebilir diye düşünüyorum. Burası bir üst sınıfta, bir diğer sınıfta sizleri de tanıtmak istiyorum. Evet, burası da ikinci sınıfımız. Şurada bir vitrin görüyorum. Yine Atatürk'le ilgili. O yıllara ait daktilolar var burada. Sanırım çeşitli deneyler için kullanılan burada materyaller bulunuyor. Evet. Öğretmen masası mıydı acaba? Yani buram buram tarih kokuyor. Hakikaten çok duygulanıyorum. Burada kimlerimiz geldi, kimlerimiz geçti. Giresun'a yol düşen tabii ki sadece Giresun'un izlediği bir program olmadığı için ilimizi ve köyümüzü ziyaret etmelerini çok arzu ediyorum. Yeni gelmiş, yeni dolaplar, kütüphane fikrinde masalar. Eğitimi hazır yani. Kara tahtamız tabii ki yeşil bir tahta olmuş ama tabii ki en kısa zamanda gelişen teknolojiyle birlikte her ne kadar tahtalarımız saf dışı kalmış olsa da kara tahtalarımızın en kısa zamanda tekrar aktif olmasını temenni ediyorum. Cumhuriyet'in 100. yılına ithafen Bağcılar Belediyesi Türkiye Yüzyılı Ulusal Basın Turnuvası düzenledi. Yazılı ve görsel medyanın yoğun ilgi gösterdiği turnuvaya Anadolu Ajansı, İhlas Haber Ajansı, Demirören Haber Ajansı, Yeni Çağ, TVNET, Sözcü, İletişim Platformu, Kanal 7, TGRT, Yeni Şafak, İHH Medya, TRT, Haber Global, Ekotürk, Cumhuriyet Gazetesi ve TV100 takım olarak katıldı. İstoç Stadyumu'nda oynanan maçlarda 16 takım dörderli gruplarda mücadele etti. 40 gün süren ve çekişmeli anlara sahne olan turnuva dün akşam oynanan final maçıyla kapanış yaptı. Final maçında Yeni Şafak ve İHH Medya takımları karşı karşıya geldi. Sahaya çıkan medya mensupları maç başlamadan önce İsrail zulmü altındaki Filistinlilere destek vermek için Filistin özgür olana dek yazılı pankart açtı. Tarafların birbirlerine başarılar dilemesiyle başlayan maç son dakikaya kadar heyecan içinde geçti. Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir de maçı izleyenler arasında yerini aldı. Final maçını Yeni Şafak takımı 4-1'lik skorla kazanarak şampiyon oldu. Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, futbol turnuvasına katılımlarından dolayı teşekkür etti. Evet, kıymetli medya mensuplarımız, öncelikle Bağcılar Belediyesi olarak öncülük ettiğimiz medya mensupları arasında düzenlenen futbol turnuvamıza katıldığınız için bütün medya camiamıza, bütün medya mensup arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Tabii buruk bir dönemden geçiyoruz. Hepimiz isterdik ki bu final programının, final maçını çok daha coşkulu, çok daha fazla ses getirecek bir boyutta yaşayalım ama
hakikaten hepimizi çok derinden yaralayan, yıllardır zaten yaşanılan ama özellikle son 20 gündür çok yoğun bir şekilde hissettiğimiz Filistin'deki katliamdan ötürü hepimiz çok buruğuz, çok üzgünüz. Bugün de gerçekten yine acımasızca bir kampı bombaladı İsrail terör devleti. Öyle ifade edelim, maalesef öyle o şekilde ifade edelim. O yüzden hepimiz üzgünüz, hepimiz bu anlamda bu en derinden bu üzüntüyü yaşıyoruz. İnanıyoruz ki inşallah ülkemizin de öncülüğünde bu sıkıntılı sürecin bir an önce aşılması adına büyük bir diplomasi ve büyük bir gerekiyorsa da başka çalışmaların yapılmasının önemli olduğunu vurgulamak istiyorum. Tabii bugün de final müsabakasını izledik. İkinci yarısını ben izleme şansım oldu. Yeni Şafak takımımızı tebrik ediyoruz. Konuşmanın ardından turnuvada birinci, ikinci ve üçüncü olan takımlara kupa, madalya ve hediye çekleri takdim edildi. Program sonunda ise sporcu ve davetliler hatıra fotoğrafı çektirdi. Ortam gayet güzeldi, iyi oldu bu etkinlik. Hem diğer arkadaşlarla tanışma adına, eski arkadaşları görme adına çok güzel bir etkinlik oldu. İnşallah devamı da olur. Müsabaka ile alakalı tabii belediye başkanımıza ve organizasyonu yapan arkadaşlara teşekkür ediyoruz. Güzel bir organizasyon. İyi başladı, heyecanlı başladı. Güzel bir organizasyon. Üçüncü olmayı umut ediyoruz TVNET'e karşı. Umarım elimizden geleni yapacağız. Arkadaşlarımla beraber bu organizasyonda iyi bir şeyler yapmaya çalıştık tabii ki de. Organizasyonu bize sağlayan Bağcılar Belediyesi'ne öncelikle buradan teşekkür etmek istiyoruz. Güzel bir organizasyon var burada, Bağcılar Belediyesi'nin düzenlemiş olduğu. Biz de grubumuzu lider tamamladık. Kanal 7'yi yendik. Ardından kendi grubumuzdan TVNET'i elenmiş bulunduk. Finale kaldık. Gönül isterdi ki TVNET'le finalde karşılaşalım ama olmadı. Finalde İHH ile karşılaşıyoruz. Onlara da başarılar diliyorum. Heyecanlıyız. Aynı zamanda finale çıktığımız gururluyuz. Kupayı hak eden kazansın. Faalsiz, sakatsız, kızık bir şey inşallah. Bir de Filistinli kardeşlerimize dua ediyoruz. Bizim için biraz gruplar da kolay oldu. Rakiplerimizi aşağılamak adına olmasın ama bence çok kolaydı rakipler bizim için. Bütün rakiplere teşekkür ediyoruz. Takım arkadaşlarıma çok teşekkür ederim. Hepsinin emeği büyük. İnşallah bir dahaki turnuvalarda da şampiyonluğu gelecek. Sağ olun, teşekkürler. Artık şampiyonuz, bize de kutlamak düşer. Lay. Hiçbir şekilde mağlubiyet almadık. Çok az gol yedik. Turnuvanın az gol yiyen takımıyız. Şampiyon olduk, mutluyuz yani. Teşekkür ederiz. Organize edenlere de teşekkür ederiz. Şampiyonuz. Şampiyon Yeni Şafak! Beş kıtada 86 ülkede temsilciliği bulunan FİDAF, bu yıl 24.sü düzenlenen Uluslararası İstanbul Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali'ni Dünya Yıldızı Festivali ödülüne layık görüldü. Ödül 86 üye ülkenin oy birliğiyle verildi. Büyükçekmece Belediyesi'nin ödülü FİDAF Genel Sekreteri Emil Dimitrov tarafından Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün'e takdim edildi. Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılını kutlayan Emil Dimitrov, Dünya Yıldızı Festivali ödülünün çok özel bir ödül olduğunu belirterek, dünyada ilk kez Uluslararası İstanbul Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali'ne verildiğini söyledi. Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, Cumhuriyet'in 100. yıl kutlamaları kapsamında gerçekleşen ödül töreninde konuştu. 86 ülkenin oy birliğiyle Büyükçekmece 24. Uluslararası Kültür ve Sanat Festivali dünyanın en iyi festival ödülüne layık görüldü. Bu Cumhuriyetimizin eseridir ve onu hakiki sahibi gençlerimize teslim ettik. Cumhuriyetimizi kurup bize emanetten Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve tüm silah arkadaşlarını şükranla, minnetle anıyoruz. Cumhuriyetimizi yükseltmek için, onu demokrasiyle taşlandırmak için daha çok çalışacağız, daha çok çalışacağız. Aydın Nazilli Halk Eğitim Merkezi'nde ilçe kaymakamı Sedat Sırrı Arısoy ve ilçe milli eğitim müdürü İsmail Şimşek'in katkılarıyla zihinsel engelli çocukların emekleriyle 29 Ekim kutlamaları için çok konuşulacak bir etkinlik hazırlandı. Halk Eğitim Merkezi Müdürü Mustafa Savaş, Müdür Yardımcısı Ömer Mungan, Koordinatör Hoca Nurhan Mıhlı öncülüğünde otizmli ve zihinsel engelli kursiyerler,
öğretmenleriyle birlikte 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında hazırladıkları etkinlik büyük bir coşkuyla kutlandı. Etkinlikte bir konuşma da yapan Halk Eğitim Merkezi Müdür Yardımcısı Ömer Mungan şunları söyledi. Cumhuriyet yeni bir mücadelenin de başlangıcıdır. Cumhuriyet yurdun her yerini yayılacak olan bir seferberliğin ilk adımıdır. Cumhuriyet cepheye yollarken eşini, oğlunu bir daha dönmeyeceğini bilmektir. Anaların, evlatların gözyaşıdır. Cumhuriyet makineli tüfeğe karşı sabanla direnmektir. Cumhuriyet geldikleri gibi giderler diyebilecek kararlılığa ve inanca sahip olmaktır. Atatürk gibi olmak, Atatürk gibi düşünmektir. Cumhuriyet alın teri, gözyaşı ve emektir. Çünkü Ulu Önder Atatürk'ün dediği gibi vatanını en çok seven, görevini en iyi yapandır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Cumhuriyeti biz kurduk, onu yaşayacak olan sizlersiniz diyerek bu görevi gençliğe emanet etmiştir. Bu emaneti korumak ve görevi yerine getirmek için bilgili ve güçlü olmak zorundasınız. Tarihimizi, kültürümüzü, inancımızı iyi bilmek durumundasınız. Hem milli hem de evrensel kültürü öğrenmelisiniz. Ülkemize ve milletimize karşı sorumluluklarını bilen dünya milletler ailesinin bir üyesi olarak dünya ile barışık yaşamayı becerebilen, istiklalimize ve istikbalimize yönelen tehlikeleri zamanında sezebilen ve bunu başarabilmek için devamlı kendisini yenileyen, geliştiren gençliğe ihtiyacımız bulunmaktadır. Size güveniyoruz, size inanıyoruz ve umut ediyoruz ki ülkemizi bulunduğumuz yerden çok daha ileri götürecek gençlik yetişmektedir. Eğer Atatürk hayatta ve hala liderimiz olabilseydi, 29 Ekim 2023'te yapacağı konuşmada yeni Türkiye yüzyılı için bizi şunları söylerdi. Dijital çağın lider ülkelerinden biri olmamız için bize şu misyonları ve şu vizyonları çizerdi. Türkiye'nin yenilebilir enerji ve dijital dönüşümünü tamamlamalı, temiz enerji kullanan altyapıyı güçlendirmeli, ülkemiz yeşil ve dijital ekonomisini geliştirerek tarımda, sanayide daha ileri teknoloji dayalı üretime geçmeli. Çevreci ve dijital bir kültür oluşturmalı. Ekolojist, dijital vatandaşlık bilincini yaygınlaştırmalı. Sanal işbirliği ağlarını da daha refah içinde bir toplum hedefiyle genişletmeli. Ayrıca eğitim sistemimizi siber çağa uygun hale getirmeli. Dijital güvenliğimizi siber saldırıya karşı koruma üzerine geliştirmeli. Analog ve dijital ahlakımızı bu yönde geliştirmemizi bize misyon ederdi diyerek ne mutlu siber çağda da Türk'üm diye diyerek sözlerime son veriyorum. Foça Eski Devlet Hastanesi binası yaklaşık 87 yıl hastane olarak hizmet verdikten sonra 8 Mart 2019 tarihinde yeni hastane binasının hizmete girmesiyle boşaltıldı. Reha Necrami Dilli Eğitim ve Yaşlı Evi Vakfı'nın tadilat için gerekli tüm masrafları üstlenmesi, halkın ve bazı sivil toplum kuruluşlarının binanın yine sağlık hizmetlerinde kullanılması, aile ve toplum sağlığı ile 112 acil ambulans merkezi yapılması yönündeki talep ve çağrıları sonuçsuz kaldı. Binanın Sağlık Bakanlığı'nın tahsisinin Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın 36-31-190 sayılı yazısıyla 24 Haziran 2022 tarihinde kaldırıldığı, aynı bakanlığın 11 Kasım 2023 tarih ve 550-76-87 sayılı yazısı ile de millet bahçelerinin finansmanında kullanılmak üzere bedelsiz olarak TOKİ'ye devredildiği ve işlemlerinin bu yönde devam ettiği öğrenildi.
Gelişme üzerine toplanan Reha Necla Midilli Eğitim ve Yaşlı Evi Vakfı Yönetim Kurulu, yürütmenin durdurulması için dava açarken kararın iptali için de hukuki süreç başlattı. Gelişmeler üzerine Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı TOKİ Emlak Dairesi Başkanlığı yaptıkları değerlendirmeyi 25 Nisan 2023 tarihli yazısıyla açıkladı. İlgili yazıda söz konusu taşınmaz ile ilgili olarak İzmir 3. İdare Mahkemesi 2023'ü 633 E sayılı dosya ile dava açıldığı, imar planında hastane alanı olarak ayrılmış olması ve taşınmaz üzerinde bina bulunması nedeniyle Millet Bahçeleri finansmanı kapsamında bedelsiz olarak idaremiz tarafından devir alınmasından vazgeçilmiştir denildi. TOKİ Hukuk Müşavirliği de mahkemeye ulaştırdığı 16 Mayıs 2023 yazılı yazısında mahkemenin ara kararına istinaden ilgili taşınmazın idaremizce devir alınmasından Milli Emlak Genel Müdürlüğü ile İzmir Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü'ne dağıtımlı olarak gönderilen yazı ile vazgeçilmiş olduğu bildirildi. Bu gelişme üzerine vakıf her türlü tamirat ve tadilatın kendileri tarafından karşılanacağını taahhüt ederek binanın tekrar ilçe halkının sağlık hizmetlerinde kullanılması için ilgililer nezdinde girişimde bulundu. Ancak yine olumlu cevap alınamadı. Binanın başka amaçlarla kullanılmasına yönelik çabalar olduğu yönündeki duyumlar üzerine Reha Necla Midilli Eğitim ve Yaşlı Evi Vakfı Öncülüğü, Foça Tarih ve Doğa Talanına Hayır platformu desteğiyle onlarca vatandaşın katıldığı eylem ve basın açıklaması gerçekleştirildi. Nihat Derin Barış ve Demokrasi Meydanı'nda Reha Midilli Caddesi güzergahını izleyerek eski devlet hastanesi binasına kadar yürüyen katılımcılar, yürüyüş boyunca taşıdıkları döviz ve attıkları sloganlarla binanın sağlık ocağı olarak kullanılması çağrısı yaptılar. Reha Midilli Eğitim ve Yaşlı Evi Vakfı Yönetim Kurulu üyesi Osman Mert okuduğu basın açıklamasında şunları söyledi. Sağlık Bakanlığı'nın ihtiyaçları ve planlamaları doğrultusunda bir ön mütabakat sağlanmıştır. Mevcut mütabakatın resmiyete dönebilmesi amacıyla 2 aylık bir süre vakfımız tarafından kendilerine verilmiştir. Projenin mevcut binada aile hekimliği, 112 ambulans, sağlık ocağı ve yaşlı bakım hizmet olarak bir bina haline gelmesi ortak bir karar haline gelmiştir. Aralık 2022. Burayı özellikle vurgulamak istiyorum. Bu projeye vakfımız maddi manevi söz ve taahhüdüyle destek vermiş. Ayrıca Foça'nın şu andaki en büyük ihtiyaçlarından biri olan 112 ambulans merkezi noktasında bir ambulans Foça için, Foça hizmetinde kullanılmak üzere verebilmenin de taahhüdünde bulunmuştur. Bununla alakalı da 1 Haziran 2023 günü bu binayı bu taahhütleriyle yerine getirip Sağlık Bakanlığı'nın kontrolünde Foça'nın hizmetine sunulacağı ile ilgili taahhüdünde de bulunmuştur. Bizler sözleşme tarihini ve bu sözleşme ile beraber başlama tarihimizi beklerken ilk olarak Sağlık Bakanlığı bize projeye destek istemediklerini ve mevcut projeyi kendilerinin yapacağını söylemiştir. Daha sonrasında kendilerinin yapmasıyla alakalı defalarca kendilerine müdahale etmiş olmamıza rağmen en sonunda TOKİ'ye mevcut binanın Millet Bahçesi finansmanı amacıyla kurulan havuza burada sağlık ocağı istiyoruz. Bizler bu sağlık ocağının açılmasını ya da bu sağlık ocağının inşaatının başlamasını beklerken mevcut binanın TOKİ vasıtasıyla satılmak üzere planlandığını ve Millet Bahçesi finansmanı amacıyla kullanılmak havuzuna atıldığını öğrendik. Davamızı açtık. Yürütmenin durdurulması ile ilgili açtığımız dava noktasında siz değerli Foçalıların da imza kampanyasının bize verdiği destekle yürütmenin durdurulmasını sağladık. TOKİ, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı,
açtığımız davaya bir dilekçe verdi ve mevcut binayla ilgili TUM projesinden vazgeçtiğini ve amacına uygun kullanılmak noktasında binanın tekrar geriye iade edildiğini tarafımıza bildirdi. Foça halkı kazanmıştır. Foça halkının birlikteliği kazanmıştır. Sağlık Bakanlığı'nın uygun gördüğü projenin vakfımız tarafından tüm maddi kaynakların desteğiyle yapılması taahhüdünü vermek üzere İl Sağlık Müdürlüğü'ne gitmiştik ki baktık ki bu binanın sağlık tesisinin haricinde kullanılması ile ilgili birçok kafalarda proje var. Ve biz de bunu tekrardan bir mücadele haline getirmemiz gerektiği noktasındayız. Ve buradan Foça halkına hem bilgi veriyoruz, hem rica ediyoruz, hem de haykırıyoruz. Birlik ve beraberlik içerisinde bu binaya sahip çıkmalıyız. Çünkü bir daha böyle bir bina yok. İzmir'in Foça ilçesinde kadın platformlarının öncülüğünde İsrail'i protesto eylemi düzenlendi. Katılımcılar savaşı ve İsrail'i protesto eden çeşitli sloganların yazıldığı döviz ve pankartlar taşıdı. Yürüyüşün ardından eylem Foça Nihat Dirim Barış ve Demokrasi Meydanı'nda sessiz protesto ile tamamlandı. Rehami Dilli Caddesi, Sevgi Yolu güzergahında yürüyüşüyle başlayan protesto eylemine bazı inisiyatif, platform ve sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle vatandaşlar destek verdi. Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu Yönetim Kurulu Genel Sekreteri Dr. Gökhan Erdoğan, 13. Uluslararası Katılımlı Aile Hekimliği Kongresi'nde sağlıkta şiddet ile ilgili basın açıklaması yaptı. Erdoğan açıklamasında sağlıkta şiddeti önleyecek en sert hukuki yaptırımları içeren etkili bir yasal düzenleme yapılmalıdır dedi. Tüm sağlık çalışanlarına yapılan şiddet vatan hainidir. Tek yeteneği insanları ve insanlığı yaşamak olan hekimlere uygulanan şiddeti engelleyecek tek güç olan hukuk ise sözde yasal düzenlemelerle canilerin, katillerin, hekimlere uyguladığı şiddeti, caniliği yanlarına bırakmaktadır. Anak olarak yine bir hasta yakın tarafından görevi başında sırtından bıçaklanarak öldürülen Doktor Ersin Aslan cinayetinden beri yıllardır bürokrasiyi her platformdan uyardık. Sadece yakın tarihimizde bile onlarca arkadaşımız hayatını kaybetti. Yüzlercesi, hatta binlercesi çok ağır şiddete maruz kaldı. Bakü'de zorunlu sağlık sigortası kapsamında sunulan sağlık hizmetlerinin sayısı arttırıldı. Böylece Bakü Bakanlar Kurulu tarafından onaylanan zorunlu sağlık sigortası hizmetleri zarfına 775 yeni sağlık hizmeti daha eklendi. Böylece hizmet zarfında yer alan tıbbi hizmet sayısı 3315'e çıkartıldı. Bakü'deki hastanelerde şu an giderek artan sayıda tıbbi hizmet, uzmanlaşmış ayakta tedavi, laboratuvar, invazif radyolojik ve yatarak tedavi hizmetleri veriliyor. Yeni hizmetler listesine tendon, kas nakli, kemik iliği, böbrek ve karaciğer nakli operasyonları da eklendi. Rehemden ağır ameliyat olmuşam. Üç damar değişiyorlar. Sonra may ayında öğrendim ki bende orta damarı şişip. Bende kirurgik ameliyatlar çok olur. Ama hamurda güller çıkardılar, kalp çıkardılar. Öyle 14 defa öyle onlardan ameliyat olmuş. Maskadan tutmuş. Buraya kadar hiç yok benim organizmde. Ciğerin, ağciğerin, böğreğinde problem olduğunu hekim bana demiyor. Abdominal artanevizması o demektir ki, sənin daxilində hər an partlaya biləcək sağlıqlı bir bomba var. Bir insan bu diagnozu aldıqdan sonra hər an bu anevrizmanın partlaya biləcəyini düşünüb yaşaması da təbii ki, fərqli bir problemdir. Onun yanına gittim, o baktı da dedi, bu pahalı ameliyattı. Yaşat fonundan müracaat var. Yazdı, kağıtlara yakınlaştım, yaşat fonunda ben sadr kabulledi. Dedi, bizim idbar sigortayla müqabiləmiz var. Ben de müracaat dedim, tibbi sigortaya. Sağ olsunlar, Allah canları sağlasın. Ürək damar cərrahımız Kemal Cümşidovla birlikdə Bakı Sağlamlıq Mərkəzində əməliyyatımızı icra etdik. Əməliyyatımızın özəlliyi nədən ibarətdir? Əvvəllər bu
aort anevrizmalarının əməliyyatları geniş kəsiklərlə qarnı yararaq icra olunurdusa, artıq buna ehtiyac yoxdur. Minimal invaziv yolla qasıqdan girərək, necə ki ürəyə və ya başqa orqanlara stent minimal invazivlə qoyulursa, artıq qarın içərisində olan aorta kimi geniş damarlara da minimal invaziv yolla endovaskulyar qref qoyulması mümkündür. Çox şükür ki, icbari tibbi sığortanın yaratdığı bu fürsətlə artıq bütün vətəndaşlarımıza bu xidməti göstərə bilirik. Bakıda sağlık ve tedavi hizmeti veren hastanelerde karaciğer, böbrek ve kemik iliği nakli operasyonlarında yıllık limit sırasıyla 100, 150 ve 20 olarak belirlendi. Bu nakil operasyonları sırasında ve nakil sonrasında donörü alan kişinin ilaç temini de hizmet zarfı kapsamına alındı. Canlı vericinin nakil için hazırlanması ve ameliyat edilmesinin tıbbi hizmet tarifesi yine yeni uygulamaya koyulan sağlık hizmetleri arasında yerini alıyor. Mesela 70 yaşında bile operasyonum bu cür rahat. Yani çok razıyım, çok çok. Benim kanım 6% idi, hanım düz biriliydi. Bütün aparatlardan geçirdim ama tesadüfen birden bağırsağımı yoklattırmamıştım. Bu yıl onu yoklattıranda dediler ki bağırsağımda problem var yani. Ona göre biz buraya müracaat edildik, böyle İlşen Hekim'e. Evvelce kaloroskopiya üsulüyle eləyib. İnanırsınız ki, heç nə hiss eləmirəm. Çox minnətdaram. Düzdür, bizim Azərbaycanda ümumiyyətlə çox yaxşı həkimlər var. Elə ikinci gündən sonra özümü yaxşı hiss elədim. Bir manat da ödəniş eləməmişik. Bəli, icbari tibbi sığortadır. Bu gün sizi əməliyyatın artıq 4-cü günüdür. Bu laparoskopiyanın imkanları hesabına bu gün sizi tez bıraxa bilirik. Əvvəllər açıq əməliyyat keçirən xəstələri biz 4-cü sutkada... Bakü hastanelerinde yeni sağlık hizmetlerini kapsayan operasyonlar arasına kalp kapakçıklarının değiştirilmesi ve onarımı, konjenital kalp defekteleri cerrahisi, minimal invaziv endovasküler operasyonlar, beyin ve meninks operasyonları, iyi huylu beyin tümörlerinin çıkartılması, kemik ve kas uzatma, serebral palsi sırasında alt ekstremite ve flexor tendon uzatması, tendon sabitleme ameliyatı gibi yüksek maliyetli tıbbi hizmetler de eklendi. Yeni klinikada kifayət qədər icrası mürəkkəb olan əməliyyatlar icra olunmaqdadır və ən əsas özəlliyi bu əməliyyatların əvvəllər özəl xəstəxanalarda çox böyük məsrəflərə icra olunurdu. İcbari sığorta zərfi daxilində bu əməliyyatlar tam təmənnasız və yüksək peşəkarlıqla icra olunur. Bugün icbari sığorta zərfi daxilində tam təmənnasız tibb bir xidmət, həmçinin əməliyyatlar əldə edə bildikləri üçün çox sevinçlidirlər. Dəfələrlə bizə icbari sığortaya, təbibə təşəkkür məktubları ünvanlayıblar. Bakü Yeni Klinik Hastanesi de sağlık hizmetleri ağını geliştiriyor. Hastane yönetimi yeni gelişmeleri kamuoyuna duyurdu. İşte Bakü Yeni Klinik Hastanesi'nde verilen sağlık hizmetleri. Ürək damar cərrahiyyəsi artık əməliyyatları yaxın bir həftə ərzində artık başlatırıq. Artık vətəndaşlarımız icbari tibbi sığorta zərfləri daxilində bu əməliyyatlardan faydalanacak. Bizim hədəfimiz odur ki, xəstəxanaya daxil olan hər hansı bir xəstə bütün xidmətləri bu xəstəxanada ala bilsin. Yəni artıq xəstənin başqa bir dövlət sektorunda və ya deyək ki özəl sektorda başqa bir xidmətə ehtiyacı qalmasın. İstər avadanlıq nöqteyi nəzərindən, istər həkim professional kadr yəni tərəfindən bizim hədəfimiz odur ki, xəstə girdiyi andan etibarən bütün müayinə və müalicəsini bir xəstəxanada bitirməyə çalışsın. Əsas hədəfimiz odur. Pera Catering Yönetim Kurulu Başkanı Bulut Baran'ı World Türk Yönetim Kurulu üyesi Mehmet Erdağ ziyaret etti. Mikrofonlarımıza konuşan Bulut Baran, catering sektörünü ve çalışmalarını değerlendirdi. Takriben 25 senedir endüstriyel yemek işindeyiz, çeşitli firmalarımızla birlikte. Türkiye'de pazar payı tabii catering'de çok geniş, endüstriyel yemekte de aynı şekilde. Bu pazar payında biz de yerimizi alıyoruz, almaya çalışıyoruz. En güzel şekilde hem firmamızı hem kendimizi temsil etmeye çalışıyoruz. Bu vesileyle işler alıyoruz. Hem kamuda hem özelde layıkıyla yerine getirmeye çalışıyoruz. İnşallah. Organize sanayilerde bu tür bir pazar demeyeyim de ihtiyaç söz konusu. Evet. Organize sanayilerde de
çalışan sayısının çok yüksek oluşundan dolayı tercih alanınız içerisinde. Edilen alanlardan biridir organize sanayiler. Toplu çalışanların olduğu, dışarıya çok fazla çıkamadıkları, iletişimin dışarıyla çok olmadığı yerlerdir organize sanayiler. Doğal olarak biz endüstriyel yemekçilere, cateringçilere daha fazla ihtiyaç oluyor o tarz bölgelerde. Evet. Bizler ve meslektaşlarımız oralarda işletmeler açarak, yerler açarak veya dışarıdan yerinde taşıma üretimlerle en güzel şekilde organize sanayilere hizmet vermeye çalışıyoruz. Evet, organize sanayiler çünkü bizim ticaretimizin can damarları. Can damarı, evet. Demin söylediğiniz gibi evet. Lokomotif bir sektör tabii. Olduğu için tabii. Yerinde, ayağında hizmet onlar için çok önemli. Çok önemli tabii çünkü evet. Ağır sanayi oluyor çoğu. Arada bir saatlik bir vakitleri oluyor yemek yemek için. Evet. Bunu da dışarıya giderek harcamak yerine ayağına geliyor. Yemekhanesinde en güzel şekilde evinde yediği gibi o hizmeti bizler ve meslektaşlarımız sağlamaya çalışıyoruz. Dönemimizde gıda sektöründe fiyatlar hakikaten enteresan evet. Rakamlara ulaştı. Maalesef. Siz de catering olarak bu fiyatlara ayak uydurabiliyor musunuz? Bunun sıkıntısı var mı? Sıkıntısı var. Ayak uydurmaya çalışıyoruz. Tabii uydurabildiğimiz şekilde ayak uydurmaya çalışıyoruz. Çünkü bizde girdi maliyetleri ne yazık ki çok yüksek. Ekonomimizin biraz sıkıntı yaşamasından dolayı. Biz bu girdi maliyetlerini doğal olarak tüketiciye de yansıtmak durumunda kalıyoruz. Haliyle arada böyle biraz sıkıntılar yaşanıyor. Sık sık yemekçi, tedarikçi değiştirme durumları olabiliyor. Ama biz de işte bu değişen düzene ayak uydurup evet. O düzene uyum sağlamaya çalışıyoruz evet. Açıkçası. Günümüzde hem kalite hem hijyen bunlar çok önemli tabii ki. Başlıklar. Tabii ki. Özellikle pandemiden sonra hijyen. Kesinlikle. Birinci sırada. Burada esnaflarımız buna ne kadar dikkat ediyor? Sizin projeksiyonunuz alanında olduğu için soruyorum. Siz onu hep görüyorsunuz. Evet. Kaliteyi ne kadar ön plana alıyor esnaflarımız. Biz ve meslektaşlarımız, cateringçiler ve endüstriyel yemekçiler olarak olması olmazımız zaten hijyendir. Yok, lazım. Şöyle, müşterileriniz, sizin oraya, müşterileriniz. Oraya geleceğim. Oraya geleceğim. Bizler doğal olarak hijyene önem verip bu konuda çalışanlarımızı eğittiğimiz için hizmet verdiğimiz esnaf diye tabir ettiğimiz kurumları da doğal olarak buna itiyoruz. Evet. Çünkü bizim standartlarımıza uydurmaya çalışıyoruz onları. Evet. Onlar da sağ olsunlar uyuyorlar yani. Onlar için de çünkü çok önemli bir şey. Kesinlikle. Çalışanları kendileri sağlıklı en güzel, gıda. En hijyen şekilde, sağlıklı şekilde besleniyorlar. O zaman sağlıklı gıda, hijyen, güzel ortamlar oluştuğu zaman fiyatta söz konusu bir yerde siz zaten toplu tüketim olduğu için fiyatları en minimuma çektiğiniz için orada rahat olmanız gerekir diye düşünüyorum. Şöyle, hani rahatlıktan ziyade hani bizim meslektaşlarımızla birlikte standart fiyatlarımız var. Bir işin maliyeti var maalesef. Her işte olduğu gibi. Personel odaklı hepimiz iş yapıyoruz. Evet. Personelin mutlu olması, işverenin de mutlu olması demek. Bu mutluluğun bir sebebi de öğlen yemekleridir, akşam yemekleridir, mesai yemekleridir. Bunları ne kadar hijyen, sağlıklı, çeşitli, güzel ortamlarda sunabilirsek, işveren de bunları ne kadar uygun fiyata alıp personeline ikram edebilirse herkes o kadar mutlu oluyor. Eyvallah. Son olarak şöyle söyleyeyim. Günümüzde mesai dediğiniz için aklıma geldi. Evet. Daha önceleri biz hep ülkemizde 3 vadiye adlandırarak sanayicilerimiz iş yetiştirmek için uluslararası iletişim kuranlar için çok kıymetli bu 3 vadiye. 3 vadiyeli yemek catering hizmeti verdiğiniz veyahut da mutlaka vardır. Buradaki arkadaşlarımız bu 3 vardiyeyi şu anda ülkemizde tercih etme genelde organize sanayilerde mi yoksa normal şehir içindeki sanayicilerimizde de var mı? Bunu organize şehir içi diye ayırt edemeyiz. Bu işle orantılı. Evet. İşleri mesaiyi gerektiriyorsa 3 öğün olabiliyor. Organizelerde tabii biraz daha oran yüksek. Orada mesailer biraz daha sık olabiliyor. 3 vardiya olayı oralarda organizelerde daha sık oluyor. Evet. O zaman tabii bir catering firması olarak sizlerin de buradaki vermiş olduğunuz hizmet firmanıza artı olarak yansıyor. Tabii. Burada sizin sayı olarak artıyor. Sayı olarak artıyor.
ekipmanınız da ona göre. Tabii ki. Burada sizin sürekli 3 vardiyeli çalışanlara yemek vermek için siz de 3 vardiyeli yemek mi üretiyorsunuz? Tabii ki. Tabii ki. Taze, çünkü bizde hem taze olması açısından, bizde yerinde ve taşıma olarak ikiye ayrılıyor yemek hizmeti. Yerinde üretimlerde kurumların mutfakları tahsis ediliyor bize. Biz orada yemek üretiyoruz. Sektörde rekabet var mı? Oldukça. Oldukça. Evet, çünkü oldukça. Rekabetin olduğu yerde kalitede birlikte. Rekabet başarıyı, kaliteyi getirdiği gibi fiyatta da ne yazık ki biraz sıkıntı yaşatıyor tabii doğal olarak. Çünkü standartımız tam oturmadı. Belki o standartlar bir otursa biraz daha derli toplu bir fiyat politikamız olur ama ne yazık ki merdiven altı diye tabir edilen firmalar biraz piyasada tabii kendine yer edinmek istiyorlar haliyle, haklı olarak da. Doğal olarak onların verdiği fiyatla bizim maliyetlerimizin fiyatlarımız farklı oluyor. Son olarak sanayicilerimize catering hizmeti alan sektörlere nasıl bir mesaj vermek istersiniz? Sanayicilerimizi seviyoruz. Eyvallah. Başarılarının devamını diliyoruz. Bizler de onlara en güzel şekilde hizmet vermek için sıradayız. Eyvallah. Eğitimde yarım asrı aşkın başarılarıyla 100 yıllık Cumhuriyet'in 55 yılında yeni nesiller yetiştiren Uğur Okulları, Denizli Kampüsü ve Denizli Uğur Kurslarında 100 öğrenciye burs verecek. Uğur Okulları, Denizli Kampüsü ve Denizli Çınar Uğur Kurs, İnceli Pınar Uğur Kurs, Çivril Uğur Kurs verecekleri burslarla öğrencilerin eğitimine katkı sunacak. Burs almaya hak kazanacak öğrenciler psikolojik danışmanlık ve rehberlik görüşmeleri sonunda belirlenecek. Türkiye genelindeki tüm kademelerde öğrenciler burs başvurusu yapabilecek. Uğur Okulları Genel Müdürü Mustafa Çakır konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Yarım asrı aşkın zamandır olduğu gibi 55 yıllık deneyimimizle akademik ve bilimsel eğitimimizi birleştirerek öğrencilerimizi başarılı bir geleceğe hazırlıyoruz. Sınavlara hazırlık geleneğimizden aldığımız güçle kişisel ve kültürel farkındalığı gelişmiş dünya vatandaşı, duyarlılığı, saygınlığı ve hepsinden önce mutlu bireyler yetiştirmeye devam ediyoruz. Uğur Okulları, Denizli Kampüsü ve Çınar Uğur Kurs, İncirli Pınar Uğur Kurs, Çivril Uğur Kurs'un vereceği bursu almaya hak kazanan öğrenciler, psikolojik danışmanlık ve rehberlik görüşmelerini sonucunda belirlenecektir. Tüm Türkiye'deki okul öncesi, ilkokul, ortaokul, lise öğrencileri bugünden itibaren 9 Kasım'a kadar başvuru yapabileceklerdir. 15-20 gün önce ben kampüsümüzü ziyaret ettim. Arkadaşlarla yaptığımız toplantıda daha önce bölgelerde yaptığımız biraz da 100. yılın öne çıkmasıyla beraber değerli kurucu temsilcisi arkadaşlarımın da katkılarıyla böyle bir karar aldık. Ama programın yoğunluğu nedeniyle sizlerle ancak bugün beraber olabildik. Sizler de biliyorsunuz Türkiye genelinde Uğur Okulları ve Uğur Kursların yöneticisiyim. Günde ortalama 2 programa katılıyoruz. Öğlen, akşam olmak üzere. 100. yıl etkinliğimiz çok yoğun geçti. Son 2 gündür de Karadağ'da bir kurucular toplantısı ve Bahçeşehir Basketbol'un Avrupa Kupalarında oynadığı maç nedeniyle bulunuyorduk. Gece saat 3 civarında İstanbul'a indim. Havaalanında kıyafet değiştirerek bu programa yetiştik. Yani tam ucu ucuna ancak en erken bugün yapabildik. Onun için ben Denizli halkına sunulmuş bu hizmetten dolayı kurumum adına, markamız adına özellikle kurucu temsilcisi arkadaşlarıma, kardeşlerime çünkü uzun yıllardır beraberiz. Çok teşekkür ediyorum. Biliyorsunuz 3 kurs aslında 2 ayrı bina, 2 okulla Denizli'de, merkezde Uğur olarak hizmetinizdeyiz. Bu güzel karar, bu iyi bir karar, özellikle okumak isteyen,
ama imkanları dar olan, sınırlı olan öğrencilerimize bir nefes aldıracak. Değerli basın mensupları, Uğur okulları 8 ve 12'yi sınava hazırlarken anaokulu, ilkokul, özellikle ortaokul 5-6, lise 1-2 gibi kademelerde de okulculuğun gereği olan tüm etkinlikleri eksiksiz yapmaktadır. Türkiye genelinde bunun örnekleri gerçekten çok doludur. Yoğun bir programımız var. Kurslarımızda da ağırlıklı olarak mezun 12, 11 ve 8 olmak üzere her gruba kurs kademesinde değişiyor. Eğitim verilmektedir. Sınavın içeriği konusunda 55 yıllık uzmanlığımız yatıyor. Örneğin LGS yani ortaokuldan sonra girilen sınavın geçen yıl bir fen bilgisi sorusunda 159 kelime olduğunu düşünürsek buradaki bu yaştaki bir çocuğun okuma gücünün, okuduğunu anlama gücünün çok önemli olduğunu biliyoruz ve tüm eğitim kadromuza bunları da işliyoruz. Arkadaşlarım var aramızda. Sosyal medya uzmanımız var. İstanbul'dan geldi Büşra Hanım bizimle. PDR Türkiye Geneli Bölüm Başkanımız var. Aslı müdürümüz var. İçinizde sizlerin de öğrencilerinin olduğunu düşünerek birkaç konuyu da açıklamak istiyorum. Uğur okulları sadece eğitim değil, çocuğun hem kişisel gelişimi hem sağlıklı beslenmesi konusunda gerçekten çok dinamik bir yapıya sahip. Bununla bu detaya kadar ilgileniyoruz. Şöyle düşünün, 100 yıllık cumhuriyetimizin artık birinci yüzyılını tamamladık. İkinci yüzyıldan kaç gün aldığımızı unuttum. Bugün ayın kaçı? İkisi. Evet, bayağı almışız. İkinci yüzyılına girdik. 55 yıldır Türkiye'de bu işi yapan bir şirketiz. Eğitim kurumuyuz. Ben de 55 yıllık bir kurumun 36 yıllık çalışanıyım. Genel müdür olarak da şu anda karşınızda bulunuyorum. Onun için biz çocuklarımızın hem psikolojik hem mekanik gelişimlerine büyük katkı sağlayacağımızı düşünüyorum. Bence Denizli'ye hayırlı uğurlu olsun. Yaklaşık 100 öğrenci 100. yıl nedeniyle söylüyoruz ama Giresun'da bu çalışmayı yaptık. 76'da kaldı. Koşulları taşıyan, taşımayan diye ayırıyoruz. PDR bölümünün uygun bulmadığı testler sonucu öğrenciler de olacaktır. Ama bu bence farkındalık yaratacaktır. Sadece eğitim bursu veriyoruz ve bir yıllık. Takdir edersiniz ki başarılı öğrenciyi hiçbir özel okul elinden kaçırmak istemez. Devamı da yine gençlerimize bağlı diye düşünüyorum.